küçük oyuncak tamircileri. Murat'ın arabası ne güzel. Evet, abim de çok seviyor. Hep onunla oynuyor. Hadi Mete, Elif bizi bekliyor. Nilo'ya oyuncaklara bak. Çok güzeller. Araba çok güzelmiş. Tekerleği yok ama olsun. Trene bak. Vagonu yok ama yine de çok güzel. Ne işi var bu oyuncakların kapı önünde? Bu oyuncaklar bozuk. Artık onlarla oynayamıyorum. O yüzden onları bir kutuya koyup dışarı bıraktım. Bozuk mu? Elif, bu oyuncaklarla oynanmaz mı? Hepsi çok güzel. Ama oynayamıyorum. Mesela bu araba gitmiyor. Düştü. Kırık oyuncakları saklamak istemiyorum. Çünkü çok yer kaplıyor. Bu oyuncak araba gitmiyor olabilir. O zaman biz de onu trenle taşırız. Bu çok güzel bir fikir Nilo'ya. Çuf 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 çuf. Trenin vagonu yok. Vagonu olsaydı düşmezdi. Vagonu kırıldı. O yüzden artık bu trenle de oynanmıyor. Nilo'ya bak, ne buldum. İşte bu. Bu kırık kamyonu trene bağlarsak vagon olur. Artık arabayı götürebiliriz. Çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Neden oyuncak tamircisi olmuyoruz? Oyuncak tamircisi. Bu harika bir fikir. Tamirci olmayı çok severim. Bence kendimize küçük oyuncak tamirciliği diye bir dükkan açmalıyız. Hadi hemen açalım. Arabamın tekeri, trenimin vagonu, bebeğimin elbisesi, kamyonumun kasası, bisikletin kornası, uçurtmanın çıtası. Bozulmuş olsa da, kırılmış olsa da üzülmüyorum. Oyuncak tamircisi oldum, hepsini tamir ediyorum. Bozulmuş olsa da, kırılmış olsa da görünüyor. Çözüm bulunamadı. Mete, arabamı daha çok bozacaksın. Merak etme Murat. Ben bu işin ustasıyım. Ne yaptığımı biliyorum. Bence bu araba tamir olmuyor. Demek tamir olmayan oyuncaklar da varmış. Her şey sağlam görünüyor ama bir şeyleri eksik olmalı. Buldum. Şimdi arabayı çalıştıracağım. İşte çalışıyor. Teşekkür ederim Nilo'ya. Nasıl yaptın Nilo'ya? Bir şey yapmadım ki. Sadece pillerini değiştirdim. Meğer oyuncağın pili bitmiş. Demek ki her oyuncak tamir oluyormuş. Hadi başka oyuncakları tamir etmeye.
belledim Selim'ine. Yakalandım. Nilo'ya, Mete, bakın Elif orada. Elif, sen de bizimle oynar mısın? Elif? Merhaba. Dalmış. Sanki rüya görüyor. Ben şimdi onu uyandırırım. Elif, bana bak. Elif, bak nasıl zıplıyorum. Kafam neredeyse bulutlara değecek. Nani, 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 nani. Hiu, hiu, hiu. Elif! Nilo'ya. Merhaba Elif. Sonunda uyandın. Nereye bakıyordun öyle? Gökyüzüne. Ne varmış gökyüzünde? Uçak. Büyüyünce pilot olacağım. Gökyüzünde uçacağım. Öyle bir dalmış ki hayallere, Elif bizi hiç duymuyor. Büyüyünce pilot olmak, gökyüzünde uçmak istiyor. Öyle bir dalmış ki hayallere, Elif bizi hiç duymuyor. Büyüyünce pilot olmak, gökyüzünde uçmak istiyor. Peki ya sen, ya sen, ya sen ne olacaksın büyüyünce? Bir rüyan var mı Elif gibi senin de? Peki ya sen, ya sen, ya sen? Günün birinde. Nilo'ya, Mete, Mine. Arkadaşlar birlikte oynayalım mı? Aslında oynarız. Çok güzel oynarız da. Oynayalım o zaman. Oynayamıyoruz işte. Ama neden? Elif, biz şimdi oynamak istemiyoruz. Daha sonra oynasak olur mu? Peki. Oh. Neredeyse sürprizimizi görecekti. Keçi dur. Çocuklar, sürpriziniz hazır. Harika. Elif çok sevinecek. Canım babacığım, çok teşekkür ederim. Bir şey değil çocuklar. Güle güle oynayın. Aman fazla uçmayın. Merak etme baba. Hadi Elif'i çağıralım. Hemen gidelim. Elif, sana bir sürprizimiz var. Sürpriz mi? Evet. Hadi gözlerini kapat. Sayın pilot hanım, bizi biraz gökyüzünde gezdirir misiniz? Arkadaşlar, beni o kadar mutlu ettiniz ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok 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 teşekkür ederim. Hadi şimdi yolculuk zamanı. Sayın yolcularımız, uçağın kaptanı pilot Elif konuşuyor. Lütfen kemerlerinizi takınız. Uçağımız kalkmak üzeredir. Küçük pastacılar. Mete, hadi gel. Basket maçı yapacağız. Olmaz Nilo'ya, gelemem.
Neden Mete? Postacıyı bekliyorum da ondan. Postacıyı mı bekliyorsun? Ama neden? Dayımdan mektup bekliyorum. Bence boşuna bekliyorsun Mete. Artık kimse mektup yazıp yollamıyor. Benim dayım yazar. Sen bilirsin Mete. Günlerce beklemen gerekebilir. İstersen biz de seninle bekleyebiliriz. Öyle değil mi abi? Bilmem. Eğlenceli olur mu ki? Postacıyı beklerken topla oynayabiliriz. Böylece sıkılmamış oluruz. Ne dersiniz? Bu fikri sevdim. Hadi o zaman başlayalım. Dur kaçma, seni yakalayacağım. Yakaladım. Top bende. Aha, şimdi geri alacağım topu. Topu ben alacağım. Yakaladım. Alamazsın ki. İşte kaptım. Top bende. Postacı. Hani nerede? Bakın orada. Aa, gerçekten postacı. Koşun gidiyor. Postacı dur. Dayımdan mektup bekliyorum. Postacı. Postacı amca bekle. Gitti. Bakın postacı bir kutu düşürmüş. İçinde mektuplar var. Bu mektup Mine'nin babasına gelmiş. Ama postacı gitti. Bu mektup ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Buldum. Bu mektubu sahibine biz ulaştıracağız. Peki ya diğer mektuplar? Kutuda ne kadar mektup varsa hepsini dağıtırız. Bu harika bir fikir. Hemen başlayalım. Nerede kaldı bu postacı amca? Kaç gündür gözümüz yolla. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz Elif. Güle güle postacı arkadaşlar. Sadece bir mektup kalmış. Bakalım kime gelmiş? Aa, bu zarfın üstünde senin adın yazılı. Benim adım mı? Bu mektup bana mı gelmiş? Evet, bu mektup sana. Dayı, dayıcığım. Dayımdan mektup gelmiş. Hadi Mete, mektubu açsana. En sevdiğim arabanın posteri. Aa, bir de not var burada. Bakayım. Canım yeğenim Mete, seni çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Dayımdan mektup geldi. Sonunda dayımdan mektup geldi. Canım dayıcığım. Bakın postacı geliyor. Hey, postacı amca. Merhaba çocuklar. Buralarda içi mektup dolu bir kutu gördünüz mü? Merhaba postacı amca. Kutuyu düşürdünüz. Arkanızdan seslendik ama bizi duymadınız. Biz de içindeki mektupları sahiplerine ulaştırdık. İşte bugün aldığım en güzel haber. Mektupları sahiplerine ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bizim için zevkti. Postacı olmak çok eğlenceliymiş. Elimde sahiplerini bekleyen daha çok mektup var. Şimdi gitmeliyim. Sonra yine görüşürüz çocuklar. Yine bekleriz postacı amca. Nerede kaldı bu postacı amca? Kaç gündür gözümüz yollarda. Sevdiklerimizden bir haber var mı? Hepimiz bekliyoruz.
paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın.